Alaaddin Çakıcı Twitter'a koyduğu mektupla tüm Türkiye siyasetini ipe dizdi. Düne kadar tekke yumurtası dahi olmayan yürüyen bu da kılıklı herif dediği MHP lideri sahip çıktı. Rizeli Yezid dediği AKP lideri tek kelime edemedi. İyi Parti lideri ta ki 48 saat sonra Cumhurbaşkanı İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ne tepki vereceğini bekledim dedi. Basın tehdide tehdit diyemedi. Ekran yorumcuları eveledi geveledi. Kılıçdaroğlu'nun cevap verirken kurduğu şu cümle de anlaşılamadı. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Anlayan varsa beri gelsin. Çakıcı'ya çakal diyor ama cümlenin devamı düşük. Belli ki durum çok nazik. Birileri ekranlarda herkes Tayyip Erdoğan'a ram olacak derken acaba Tayyip Erdoğan birilerine ram olmuş olmasın? Ez cümle. Ülkede hakaret ve tehdit hürriyetini sonuna kadar kullanmaya tek yetkili ismin Çakıcı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir kişi o Twitter'a koyduğu mektupların herhangi bir cümlesini mesela Süleyman Soylu'ya karşı söyleseydi polis evini basmak için şafağı beklemezdi, emin olun. Diyorlar ki Erdoğan reform deyince Bahçeli Çakıcı üzerinden ayar verdi. Ülke ağır bunalımdan geçiyor. Taş taş üstünde kalmamış. Ne reformu? Cemil Çiçek bize topyekun bir tevbe-i nasuh lazım demiş. Yanlarına kalacağını zannediyor. Bakın tarihte hiçbir otokrat demokrasiye hukuka dönemez, normalleşemez, görülmüş şey değil. Örneği yoktur. Erdoğan süreci tersine çeviremez, reform yapamaz. İktidarında halk gittikçe fakirleşecek, ibre hiçbir zaman artıya dönmeyecek. Erdoğan yalnız, daha da yalnızlaşacak. Değiştiremez, ülkeyi büyütemez. Acılar derinleşir, halk mütemadiyen mutsuzlaşır. Erdoğan ülkeyi çökertmeye memur. Alacağı yegane tedbir sarayının etrafına yeni surlar örmek olur. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisinden dönse dahi durumu çeviremez. Önceki gün artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz demiş. Duran saat misali doğru tespit. 20 Ağustos 2017'de Erdoğan eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli demişti. O mevziyi dahi kaybetti. Seçim ne zaman olacak diye soruluyor. Seçim çoktan oldu. Yeni başkan seçildi bile. 3 Kasım'da Amerika'da.